she used to light up the stage. Joe Samaha, Virginia Tech'teki saldırıyı duyduğunda endişelenmeye başlamıştı. Kızı Rima orada öğrenciydi. I watched the numbers, the toll going up. Bir şeyler oluyor. Rima'yı arayayım dedim. Something's going on. Let me call Rima. Ama Rima cevap vermemiş. Çünkü Rima ve 31 kişi o günkü saldırıda Song Ho Cho tarafından öldürüldü. Virginia Tech öğrencisi katliama kendini öldürerek son noktayı koydu. Profesör Lucinda Roy 2005 yılında Cho'ya ders vermiş. He would speak in the softest whisper I've heard. Ömrümde duyduğum en yumuşak fısıltıyla konuşurdu. Örneğin ona nasıl olduğunu sorduğumda fısıldayarak fena değilim derdi. Ama bazen bunu demesi 20 saniye alırdı. 20 seconds to say I'm doing all right. Roy'un bilmediği çoğunun seçici dilsizlik adlı bir zihin hastalığına sahip olduğuydu. Bu onun bazı durumlarda konuşmasını engelliyordu. Yaşıtları onunla dalga geçiyordu. Roy çoğunun yardım alması için uğraştığını ancak başarılı olamadığını söylüyor. Danışmanlarımız şimdi bile çok meşgul. 1750 öğrenciye bir kişi düşüyor. Oran bu. Bu çok saçma. Virginia Eyalet Milletvekili Rob Kripka böyle bir katliamın tekrarının olmaması için çalışıyor. Bence öğretmenlere silah vereceğimize onları çalıştıkları okullarda zihin hastalıklarını tanımlamalarına yardımcı olan eğitimden geçirmeliyiz. Temsilci eyalet parlamentosuna öğretmenlere zihin sağlığı ile ilgili eğitim verilmesi için 2,5 milyon dolarlık bir fon ayrılması için önerge vermiş. Etkili sonuçlar veren programları araştırmaya başlamış. Akıl sağlığı acil programı başarılı bir program olarak öne çıkıyordu. Akıl sağlığı acil 12 saatlik bir eğitimle sıkça rastlanan zihin sorunları ile ilgili belirtileri ve riskleri öğretiyor. Leslie Roberts eğitmenlerden biri. Dersin aynı zamanda zihin hastalıklarının yarattığı toplumsal damgalamayı ortadan kaldırmayı amaçladığını söylüyor. Bu durumun iradeyle, ahlakla, bilinçli kararla ya da tembellikle ilgili olmadığını, beyin kimyasına dayandığını ve hastanın fiziksel ve biyokimyasal olarak yaşamak istedikleri şekilde yaşayamadıklarını anlatmaya çalışıyoruz. Bu çalışmada öğrenciler zihninde başka sesler duyan insanların başkalarıyla iletişim kurmasının ne kadar zor olduğunu öğreniyorlar. Sosyal hizmet çalışanı Chandra Grant, derslerin durumu acil olan insanları tanımlamasında yardımcı olduğunu söylüyor. Herkes bundan yararlanabilir çünkü sonuç olarak bu toplumumuzu daha güvenli hale getiriyor. Joe Samaha, eyaletin bu eğitimlere destek olmasının doğru bir adım olduğunu düşünüyor. Ya şimdi ödeyeceksiniz ya sonra. Ne yazık ki ödemeyi çocuklarımızın hayatlarıyla yapıyoruz. Joe, akıl sağlığı farkındalığı için mücadele etmeye devam edeceğini söylüyor. Bu, kaybettiği kızının fark yaratması için bir fırsat. Selin Süer Ünlü, Amerika'nın Sesi, Washington.